Evet, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederiz. Bize kendinizi tanıtırsanız, ne işleri yapıyorsunuz? Evet. İsminiz, soy isminiz. Öncelikle hoş geldiniz bahçemize. Ben Şerif Özbakan, Manisa Gördes, Kırınköy Mahallesi'nde. Üzüm üreticisiyiz. Üzüm üretiyoruz. Üzümümüz Red Globe cinsi. Çekirdekli sofralık üzümdür. Bağımız 12 yaşında. Bu yıl beklentimiz iyi. Geçen yıla bakınca biraz daha üzümlerde tonaj bakımından tonaj iyi çıkacak. Onun haricinde kalite biraz daha iyi. Geçen yıl havalar erken bahar döneminde yağışlı gitti. Aşağı yukarı bir ay bir üst üste yağmur yağdı desek yeri var. O yüzden biraz üzümlerde sıkıntı vardı. Hastalık yaptı. Verim düşüklüğü yaşadık. Bu yıl geçen yıla bakınca iyi. İnşallah daha da iyi olur. Fiyat konusunda geçen yıl 25 lira civarında verdik. 25 TL civarında. Bu yıl nasip olursa yani beklentimiz yani 30-35 TL civarında. Nasip inşallah. İnşallah Şerif. Yani şöyle, aslında normalde dediğin gibi geçen seneki fiyatın üstünde olması lazım tabii ki mantıken. Tabii çünkü ki. Maliyetler değil mi? Girdiler her şeye. Aynen. Mazotundan, gübresinden değil mi? Aynen, yani aynen. İnsan gömyesi diyelim her şey arttı. Aynen. Yani şimdi bakımı yani kolay değil. Bu Mart ayında başlıyoruz bakıma. Erken baharda toprak altı gübresinden başlıyor. Ondan sonra ilkbahar döneminde erken bir budamasından ondan sonra tekrar gübrelemesi, yeşil budaması, salkım budaması, ondan sonra haftada bir bunun en az yani 10 günde bir ilaçlaması oluyor. Olmak zorunda zaten. Eğer ki onu kaçırırsan zaten illaki bir hastalık geliyor. Tabii ki masrafları ağır. Yani bu yıl yani en kötü ihtimal yani normal düzeyde kalitedeki bir üzüm 30 liradan başlaması lazım ki 35 lirayı 40 lirayı görmesi lazım. Üretici para kazanacaksa yani bundan verim alabilecekse yani en az 35 lira civarında iyi kaliteli bir üzüm 35 lira civarında olması lazım. Kaç ton dedin bir üzüm bekliyoruz buradan dedin? Yani nasip inşallah ben beklentim bir 10 ton civarında üzüm bekliyorum. Nasip inşallah yani 30'dan verirsek inşallah Allah nasip eder de o fiyatlara inşallah. Giderse ki gider diye tahmin ediyoruz. İnşallah inşallah. İyi para yani 300 bin lira gibi bir para olur. Evet. Bunun yanında ne kadar masrafın olmuştur mesela? Bunun ne kadarını masrafa çıkarıyorsun? Şimdi bunun ne kadar masrafı? Zaten bir toprak altı gübresinden başlıyor. Yani en az bir buraya bir 500 kilo gübre kullanmak zorundasın. 500 kilo gübre şu anda yani 10 torba. Yani en az 10 torba 10 bin lira civarında yani ilk gübrelemesinden 10 bin lira civarında başlıyor zaten. Yani bir İlaçlamasıdır, yaz gübrelemesidir, sulamasıdır. Bir 35-40 bin lira masrafı olur. En azından 40 bin lira masrafı olur bir üzümün. Yani şöyle diyelim o zaman. %10, %15 gibi bir masrafımız var. Yani tabii 300 ki. Liraya karşı. Tabii ki. Yani %10, %15 gibi bir masrafımız var. Eğer güzel de bir pazar oluşur da satabilirsek diyorsun yani. İnşallah. Ya abi şimdi bir işçilik maliyeti de bunu şimdi... Erken bahar döneminde budamasında zaten bir en az bir 10 gün ilk budamasında geçiyor. Bir 10 gün ondan sonra yeşil budamasında geçiyor. Ondan sonra yaprak aralaması, salkım aralaması. Yani bir ne diyeyim bir 20 gün bize işçilik maliyeti oluyor. Bunu zaten 3 kişi girsen ne yapar? 60 yömeye yapar. Tabii. 60 yömeye zaten şu anda yani maliyet. Tabii bunlar aynen yani tabii. Çarparsan. Kendi işin olduğu için cepten para çıkmamış aynen, gibi oluyor aynen. Ama aynen, baktığın aynen. Zaman bu da bir maliyet tabii yani ki. Sen bu bağın olmasa başka yere gideceksin çalışma bu yemeği alacağım yani değil mi? Ya bu dediğimiz 40 bin lira masrafı sadece bizim sulama ve gübreleme masrafı. Tabii. İşçilik maliyetini de içine koyarsan yani ne diyeyim %30'a 40'a tekabül eder abi masrafı bağın. Tabii yani üstü olursa üreticiye kalır. Tabii da biz işçilik giderlerimizi kendi olduğu için diyorum bunları saymıyoruz diyorum tabii yani. Ki, normalde tabii ama ki. Katılması lazım tabii bunun içine. Yani toplayacak olursan hepsini bir ay toplayacak olursan abi maliyetli oluyor. Peki buna mesela sulama dedin yani sulama imkanımız var mı? Sulama istiyor mu? Tabii ki sulama istiyor. Şimdi bizim şundan da bahsedeyim bizim
Yani Gördes rakım olarak iyi, köyümüz rakım olarak iyi, iklimi iyi, havası iyi. Yani buranın üzümün kalitesi ne bileyim bir oradaki üzümün kalitesinden daha da iyi oluyor. Daha lezzetli oluyor, aroması güzel oluyor, rengi güzel oluyor, pazarı güzel oluyor. Ya yani aranan bir üzüm oluyor. Yani o yüzden ne diyeyim, bizim buranın üzümü bir duvarın üzümüne değişilmez. Ya biz yayladayız bak şu anda serin yani, değil mi? Rüzgar yani hava tabii güzel. Bu üzüme yansıyor tabii, meyveye yansıyor. Yansıyor. Yani illa ki su istiyor. Sulaman da olmuyor ama su sıkıntısı olan üreticilerimiz var. Ya yani bunun içinde bir artık yetkililerden bir çözüm de olabilir. Yani arkadaşlarımız da var. Suyu olmayıp da bağını sulayamayan arkadaşlarımız var. Sulasa daha da iyi kalite yaşayacak. Bunun için bir köyümüz aslında bir gölet gibi bir proje yapılsa daha da iyi olur. Bu tarımsal sulama göletinden bahsediyoruz değil mi? Aynen, tarımsal sulama göletinden. Çünkü var arkadaşlarım mesela sondaj vurmasına rağmen suyu bulamıyor. Bu sefer suyu bulamayınca ne oluyor? Ürünü sulayamıyor. Ürün ne oluyor? Bu sefer kalite düşük oluyor. Hem yeraltı sularına güvenmektense tabii yağmur sularına değil mi? Göllerde biriktirmek. Tabii ki. Yani tabii tarımsal ki sulama havuzlarında göllerde biriktirmek. Aynen. Bunu tarımda kullanmak daha mantıklı yani değil mi? Aynen aynen. Şimdi biz sondajdan kullanıyoruz ama maliyetli. Şimdi zaten suyu pompadan çıkarmak, elektrik masrafı masraflı oluyor zaten abi. Tabii. Şimdi bir gölet olsa bu daha da iyi olur. Tabii. Daha masrafsız olur. Ne olur bu sulama imkanı olmayan arkadaşlarımız üründen sulayabilir. Sadece bağ olarak bağdan ziyade farklı ürünlerde geçiştirebilirler arkadaşlarımız. Suyu olmayan arkadaşlar için diyorum. Tabii. Her nasıl beklentimiz öyle yani. Bir tarımsal sulama göleti olursa köyümüz için çok çok iyi olur. İyi olur diyorsun. Şerif bir de şunu soracağım. Red Club üzüm dedin değil mi buna sen şimdi? Tabii ki Red Club. Peki çekelim. Bizim köyümüzde kaç çeşit üzüm yetiştiriliyor? Sen neden Red Club'a karar verdin? Artılarıyla eksileriyle bunun bize bir anlatırsan. Evet. Şimdi abi Red Club üzümü benden Alphonse da var, Red Club da var. Şimdi Red Club daha dayanıklı bir üzüm. Mesela bu ağacında üzümünü üzerine örttükten sonra Ocak ayına kadar onu saklayabilirsin örtü altında. Tonaj bakımından, kilo bakımından daha da iyi tonaj yapıyor. Hastalığı biraz daha güzün mesela geç kesimlerde iklim şartına daha da dayanıklı. Alphonse o biraz daha hassas bir ürün. Yani Ekim, Kasım ilk haftasına kadar kesmek zorundasın en geç. Yoksa üzüm artık bozulmaya başlıyor. Sakın danayla kendine salmaya başlıyor. Ama Red Club daha dayanıklı bir üzüm. Hem bu çardak olduğu için diyorsun yani yüksekte oluyor. Yani tabii ki. Tabii bu güneşe zaten karşı değil mi? Kendini koruyor. Abi zaten çardak olmadan bu üzüm çok da kaliteli olmaz. Duvar sisteminde bu üzüm illaki çardak sistemi olması hem salkından şu şekilde gördüğünüz şekilde daha da meydanda kalıyor. Hem ilaçlama zamanında daha da iyi ilaç ulaşıyor bunlara. Hem de daha da kaliteli oluyor. Şimdi ister istemez hem yerden biraz da yüksek olduğu için yerdeki toprağın sıcaklığından fazla etkilenmiyor. Güzel oluyor. Salkımlar güneş yanığı olmuyor değil mi? Salkımlar irileşiyor. Ama yani bunu biz üzerine örtüyoruz zaten. Güneş yanığı zaten olmaması için de üst yana fazla aralama yapmıyoruz. İlla ki salkımlar gölgede kalması şart. Yani bizim avantajımız dediğim gibi yani köyümüzün ikliminin, toprağının derin olması, ikliminin güzel olması bizim bu üzüm yetiştirmemizde bize çok avantajı var. Yoksa yani bir daha sıcak iklimlerde bunun yetiştirmesi daha zor. Yani yetiştirsen de abi buradaki kaliteyi tutturamazsın. O aromayı, bu rengi tutturamazsın abi. O yüzden iklimimiz güzel. Güzel. Yani gördüğün gibi zaten hava şu an esiyor. Aynen. Rüzgarımız esiyor. Aynen aynen. Bu havayı arayıp da bulamazsınız gerçekten. Aynen. De yani. Çok yani, şu anda aynen serin, hava serinledi. Daha Ağustos'un bugün 7'si değil mi? Aynen. Yani toprak yapısı önemli abi. Toprak yapısı biraz sağlam bizim toprak var bizim. Köyün geneli böyle değil mi? Köyün yani, geneli böyle. Yer köyümüzün genelinde üzüm yetiştiriciliği meşhur değil mi? Meşhur. Şimdi aşağı yukarı yani 250-300 dönüme yakın bizim toplam üzüm üreticisi vardır. Dönüm bazında hesaplarsan aşağı yukarı yani 55-60 kişide üzüm var diye biliyorum ben, yanlış olmasın. Yani bu
250-300 dönüme tekabül eder. Yani köyümüzün gelir kaynağı üzüm öncelikli desen yeri var abi. Şu anda zaten üzümden ziyade artık ayva, köyümüzün ayvası da meşhurdur. Evet. Ege 22 ayvası köyümüze şu anda geliştirilmekte. Büyük bahçelerimiz oluşmakta. Aşağı yukarı 250-300 tonda en az yani 250 ton bu yıl ayva bahçeni biz verim bekliyoruz. Nasıl olsa ilerleyen yıllarda daha da gelişecek. İnşallah. Şimdi benim de varsa kendin biliyorsun yani 250 ağaç gibi bir ayva Ege 22 cins ayva bahçemiz var. Evet. 2 yaşından tut 7 yaşına kadar yani parça parça. Biz de memnunuz. Buradan da üreticiden ziyade tüketiciye ya da tüccarlara sesleniyoruz değil mi? Görlesin Kıran Köyü'ne gelin. Görlesin Kıran Köyü'nde size para kazandıracak ürünler var diyoruz yani değil mi? Zaten köyümüzün ismi yani üzüm diyarı olarak şey yapıyoruz. Üzüm diyarı, ayva diyarı. Yani zaten bu önceden beri gelen ayvası olsun, üzüm olsun bizim burada meşhur zaten. Yani Gördes'in ne diyeyim %80 üzüm üretisi de bizim köyde. Yani rekolde bakımında bizim köyde fazla yani %80'i bizim köyden çıkıyor. Aynen yani şimdi Manisa'nın Gördes ilçesinde yetişmiş olan üzümlerin de %80'i Kırenköy mahallesinden diyoruz aynen, değil mi? Aynen. Yani doğru yani o tespit çok doğru. Aynen. Kaliteli sağlam üzüm yapıyor köy. Aynen. Yani bu neden bunu biz duyuyoruz yani her yerden alanlardan da duyuyoruz. Evet. Güzel yani. Ya şimdi üzümümüz buradan Balıkesir haline gidip İstanbul'a kadar üzümümüz gidiyor. Şimdi zaten üzüm tanınan bir üzüm artık kaliteyle biz bu işi yani benim 12 yaşında olması lazım. Yıllardır bu işi yaptığımızda artık bir tecrübe kazandık. Biz üzüm yetiştirmekte bir fazla şeyimiz yok, sıkıntımız yok. Sadece yıl iyi gittikten sonra, erken bahar döneminde fazla yağmur dolu yapmadıktan sonra, erken döneminde mesela gözler uyanmadan dongırağı yaparsa o sıkıntı oluyor. O yapmadıktan sonra üzüm yetiştirmekte bizim pek sıkıntımız olmuyor. Yıl tabii ki sulama, yıl çok kurak giderse sulama ile artık onu biz bir şekilde tedarik ediyoruz suyunu. Peki o şekilde. Peki bunu ne zaman biz hasat ediyoruz? Yani bunun hasatla zamanı ne zaman? Abi Red Bull bizim şimdi Eylül 15 gibi aşağı yukarı üzüm kesimleri başlıyor bizim köyümüzde. Eylül 15'inde aşağı ilk Alfonsa'dan başlarız. Eylül 20'si 25 gibi Red Block'tan başlarız. Red Block'la biraz mesela şu salkım rengini almakta. Ama yıl olarak geçen yıllara bakınca bu yıl biraz 15-20 gün erken gelecek gibi duruyor. Evet, her yerde aynı. Aynen. Bu ne olur? Eylül'ün başına çeker. Eylül başı gibi bunu başlarız biz. Yani Alfons'tan başlarız siyah üzümden. Bu zaten tamamen hepsi bir seferde kesilen bir üzüm değil. Mesela şu üzüm renk almakta, şu rengi almış, evet. Şu almamış. Yani bu 15-20 gün sonra kesilir. Bunu keseriz arkadan ikinci tur gireriz, arkadan üçüncü tur gireriz. Yani Red Club'ın bir özelliği de o değil mi? Bundan bahsetmiş oldum. Verdiğin üzümü salkımı kesmek zorundayız. Bu da zaten öyle bir ürün ki yani bu peyder peki tahsat ediliyor yani bu. Olgunlaştıkça hasat edilen aynen. Bir üzüm şey yani. Aynen bu olgunlaşan da almadıktan sonra da bu arkada kalan yeşil üzümlerde gelmiyor abi. Olgunlaşmıyor. O yüzden bunu aralarından olgunlaşmış salkımı almak zorundayız. Tabii hem bir de şunu da var değil mi? Örneğin bu olgunlaştığı almadın. Bunu tabii kuşun değil mi arının falan gibi bunlar da yani tabii zararı ki, oluyor. Tabii ki. O açıdan da hasat etmek gerekiyor olgunlaşanlara. Hasat etmek gerekiyor. Abi zaten çok da geçtiği zamanlarda Red Bull da çok da fark etmiyor ama Alphonse'da zamanla geçirdi mi tane abi yumuşamaya başlıyor. Çatlama yapıyor mu yani? Çatlama zaten havalar ister istemez Eylül'de Ekim'de biraz soğuma yapıyor. Soğuma çiğ yapıyor hava. O yüzden çatlama illaki yapıyor. Ona karşı biz müdahalelerimiz illaki oluyor. Ama zamanla kesmek zorundayız yani. Şimdi dedim ya Alphonse fazla dayanıyor. Bu çok da sıkıntı yapmıyor ama Alphonse'u zamanı geldiğinde olgunlaşınca kesmek zorundayız. Abi. Kesmezsek danayla yumuşamaya başlıyor. Zamanını iyi tutturmak lazım. Peki şunu da sorayım Şerif. Pazarlama konusunda sıkıntı yaşıyorsunuz mu? Tüccarın gelmesi gelmemesi? Her sene aynı insanlar mı geliyor? Yeni insanlar geliyor mu? Ya da bunu tanıtım için bizim ne yapmamız lazım gibi sorulara da bir cevap verirsen. Tabii ki. Abi şimdi genelde gölgesimizde yani 2-3 tane yapan bu pazarlaması yapan arkadaşlarım, abilerimiz var. Onun haricinde dışarıdan mesela İstanbul'dan gelen var, Balıkesir'den gelen var. Zaten köyün üzümünü şimdi yıllardır bu işi yaptığımızdan adam üzüm alıcısı direkt ilk önce bizim köye geliyor. Yani üzüm alacak veya ilk önce bizim köye geliyor mesela. Burada bunlar çalışıyor. Burada bulamazsa dışarıya geliyor.
artık görese yapan bu işi abilerimiz veya arkadaşlarımız zaten aynı kişiler. Ama dışarıdan da bizim pazarcımız illaki geliyor. Mesela geçen İstanbul'dan geldi. Balıkesir'den gelenlerimiz var. Bursa'dan gelenlerimiz var. Ha yani önceden gelip bir hasat bir bağlara bakmak isteyen de oluyor yani, değil mi? Tabii yani tabii şimdi, hasat tabii 20 gün kala, 1 ay kala. Bu yüzden mesela aşağı yukarı bir 15 gün sonra en geç pazar bu işi yapanlar zaten bağları dolaşırlar. Yani anlaşabilen, fiyatta anlaşabilen pazarlamasını yapılır, pazarlığı yapılır, anlaşılır, verilir. Tamam. Peki, ondan sonra zaten kesim Eylül 15 gibi başlıyor. Bu yılda Eylül başı gibi başlar. Aynen olursa. Çünkü bu sene yani bahar erken geldi, aynen, yaz erken yani geldi. Kışın ılıman geçmesi, yağmurların veyahut da kar yağ, bu yıl mesela kar yağmadı desen yeri var bizim köye. Yağmaması, bir yıl erken dönemde, erken bahar dönemde mesela havalar sıcak gitti, bağların erken uyanmasına sebep oldu. Erken uyandığı için yıl aşağı yukarı bir 15 gün erken önce gelecek abi. Şunu söyleyeyim, yani pazarlama işine gelirsek geri, bu üzümlerimizi pazarladığımız tüccarlardan yani parasal yönden bir sıkıntı yaşıyoruz mu? Yani parayı alan alamayan, köylünün genel anlamda yani böyle bir şey duyuyor mu yani? Abi şimdi geçmiş yıllarda, daha önceki yıllarda illaki oluyor abi yani. Artık ne diyeyim, adam zaten zihniyeti bozuk diyeyim adam. Yani o niyetle gelen adam zaten illaki bir sıkıntı yaşar diyor. Daha önceki yıllarda mesela yaşanmış mı? Yaşanmış abi. Ama biz yaşamadık ama yaşayan abilerimiz, üretici arkadaşlarımız oldu illaki. Bu da ilk ürün zamanları, tecrübesizlik, acemilik, bu piyasayı bilmeme değil mi? Şimdi daha aynen oturmuştur artık yavaş yavaş. Şimdi bu oturdu, şimdi yani bu dediğim gibi mesela Gördes'teki veyahut da Bursa'dan, İstanbul'dan gelen abilerimiz, Balıkesir'e gelen arkadaşlar zaten onlar yıllardır geliyor buraya. Onlarla bir sıkıntımız bu zamanda yaşamadık. İnşallah. Ama dışarıdan mesela ilk defa gelen veyahut da buraya ilk gelen daha önceki yıllarda olmuş. Yaşayan olmuş mu olmuş. Olur mu da yani dikkatli olmak gerekiyor. Aynen. Ya pek bilmediğimiz veyahut da tanımadığımız pazarcıya ürün vermemek, üzüm vermemek gerekiyor. Demek ki bu işin şeyi daha çok kooperatifleşse, değil mi? Gelen kişi kooperatifle muhatap olsa, yani köyde kaç tane üzüm bağı var, taban fiyat belirlenme imkanları olsa, değil mi? Yani bir muhatap olsa yani bu işin şeyi daha tabii iyi olur aslında. Ya, kooperatif abi olursa daha da iyi olur. Tabii üzüm mesela bir gelen büyük bir firma da gelebilir. Yani işte gelen bizim alan verdiğimiz kişiler tamam büyük firmalara gidiyor üzümler ama şimdi aracılar geliyor. Aracılar yani geliyor. Şimdi mesela büyük bir firma gelse buraya, mesela geçen yıllarda geldi buraya, alıcı geldi dışarıdan, büyük bir firma geldi. Adam geldiğinde bir veyahut da iki tır üzüm kesmek istiyor günlük mesela. Ya üzümler mesela şimdi büyük bahçeler değil. Bizim en büyük bahçe 10 dönümdür veyahut da 15 dönümdür. Genelde 5 dönüm, 6 dönüm, 7 dönüm, 10 dönüme kadar dayanıyor. Ya bu üzümü parça parça kesmek gerekiyor. Şimdi mesela bir ovadaki gibi adam bir bağa girdiğinde ne yapıyor adam? Bir tır üzümü bir seferde sarıp gidiyor. O yüzden ne olur kooperatif gibi birleşsek ne olur, bir kişiyle muhatap olunur. Büyük bir firma getirilebilir. Bu üzümü aynı gün içinde 5-6 bağdan kesip aynı gün içinde bir tır üzüm yapılabilir. Daha da iyi fiyata satabiliriz illaki. İnşallah. İllaki. İnşallah o günlere gider yani. Yani bu üzümler biz 15 gün sonra bir alıcılarımız gelir bizim. Pazarlamacılar gelir. Bu üzümleri biz nasip olursa anlaşılabilen, fiyatta anlaşabilen üzümleri veririz. Eylül 15'inde kesildikten sonra geçen yıllar, daha önceki yıllarda olduğu gibi Gördes'imizin ziraat odasının çalıştırdığı soğuk hava işletmesi var. Bu üzümler ayın Eylül 15'inden sonra kesildikten sonra yani alıcılar %80'i bu üzümün, kesilen üzümün %80'ini soğuk havada muhafaza etmek için soğuk hava deposuna götürüyorlar. Orada bir işlemden sonra üzümler aşağı yukarı bir ay kesim sürüyor. Bir ay sonra Aralık başlarında bu üzümler soğuk hava deposundan çıkışları başlıyor. Ocak 15'e kadar aşağı yukarı bir buçuk ay bir soğuk hava deposundan bu alıcılarımız, pazarlamacılarımız üzümleri tekrar soğuk hava deposuna alıp artık hallere götürüyorlar. Yani bizim de soğuk havanın
Gölesimizde Trabzon'un çalıştırdığı soğuk hava deposunda olması, Göles'te olması bizim için avantaj. Anladım. Çünkü zaten bu pazarlamacılar artık soğuk hava deposuna güvendikleri için orada muhafaza ederiz yani fiyat mı? Çünkü ilk zamanda üzüm piyasası biraz düşük oluyor. Soğuk havanın olması 1,5 ay sonra falan bir çıkışlar başlıyor soğuk havadan. Burada ne oluyor? Pazarlamacıya bir fiyat yardımında oluyor. O yüzden bizim de avantajımız oluyor. Bu alıcı alırken yani soğuk havaya güvenerek fiyatı biraz daha ne diyeyim 2 lira 3 lira gibi bir yüksek alıyor üreticiden. Yani bizim Göresimizin ziraat odasında soğuk hava deposumuz olduğu için çalıştırdığı için yani, yani işletmesi olduğu için gelen üretici tüccarın da diyoruz yani avantaj yani bilgisi olsun diyoruz yani değil mi? İllaki çünkü zaten dediğim gibi pazarlamacılar yani %80'i bu üzümün %80'ini soğuk hava deposunda muhafaza ediyor. Ama burada diyorum burada yoksa başka yerde yani değil mi? Yani genelde Göres'te muhafaza ediyorlar. Çünkü tamam. Bu üzüm tekrar alıp başka bir soğuk havaya götürmek tabii. Biraz ayağında varken diyorsun yani. Aynen.